Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Genel seçimlere daha çok uzun bir zaman varken efendim parti içinde yaşanan Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması işte Genel Başkan Özgür Özel'i biraz rahatsız etmiş gibi. Bakın grup toplantısında parti kurmaylarını bu tartışmanın Cumhuriyet Halk Partisi'ne güç kaybettireceği uyarısını yaptı önce. Sözleri Kılıçdaroğlu'na aslında gönderme olarak da algılandı. Geçmişte yaptığımız hataları tekrar etmeyeceğimizi söylemiştim. Bu genel başkan için de öyledir, yardımcıları için de öyledir, üyeleri için de öyledir. Parti kurmaylarını uyardı. Genel seçimlere uzun bir süre olmasına rağmen gündeme getirilen adaylık tartışmalarına işte bu sözlerle tepki gösterdi. Buradan gelecek seçim için şimdiden aday tartışmaları başlatmanın CHP'nin gücünü azaltmak, deyim yerindeyse ona çelme çakmaktan başka bir gayreti yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak kendi adaylığımı dayatmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun. CHP Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını partisinin grup toplantısında verdi. 26 Mayıs'ı işaret etti. Büyük emekli mitingini yapacaklarını söyledi. Şimdi onlarla birlikte olma zamanıdır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün emeklileri ve onlara destek vermek isteyen herkesi 26 Mayıs Pazar günü Ankara'daki Büyük Emekli Mitingine davet ediyorum. Geçen yıl İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem bugün CHP'ye katıldı. Erdem'e rozetini Özgür Özel taktı. Bahadır Bey aramıza katıldı. Bize güç veriyor. Kendisine hoş geldiniz, yolunuz ve yolumuz açık olsun diyorum. Efendim böylelikle bu akşamda Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.